Ünitemize geçiyoruz. Sıvı çözeltiler. Bu molden sonra kimya için en önemli olan konulardan biridir. Buradaki çünkü birçok biz hesaplamaları, formülleri konuların bundan sonraki TYT konularında, AYT konularında kullanacağız. Genel olarak dengede mesela dengelerin hepsinde kullanacağız. Bunun dışında bu konunun kendisinde zaten kullanacağız. O yüzden bu konu bizim için çok önemli konulardan biridir. Şimdi burada ben sıvı çözeltilerde ilk olarak çözelti ne demek ona bakacak olursam. Çözelti, merhaba arkadaşlar. Çözücü ve çözünen arasında etkileşimin olduğu karışımlar demektir. Şimdi ben normalde baktığımda bir çözücüm ve bir çözünenim var benim. Ayrı 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 durumlarını düşünüyorum. Çözücü moleküllerin arasında bir etkileşimim var benim. Çözünen moleküllerin arasında bir etkileşimim var benim. İşte bu etkileşimlerin birbirleriyle ayrılması lazım ki benim karışım çözelti dediğim maddemin oluşması lazım. Sıvı çözeltimin oluşması lazım. Burada baktığım zaman çözücü çözünen olmasının için, bunların birbiriyle karışabilmesi için nasıl bir durum olması lazım? Benim çözücü maddemin tanecikler arasındaki çözücü çözücü etkileşimimin ayrılması lazım. Çözünen molekülümündeki çözünen çözünen etkileşimimin ayrılması lazım. Ve çözücü ile çözünen etkileşimi birbirleriyle etkileşerek karışabilmesi lazım. Burada bu üç etkileşim bizim için çözeltinin oluşumunda önemli olan etkileşimlerdir. Çözücü çözücü etkileşimi ne yapar bana? Çözücü çözücü etkileşimi çözünen molekül çözücü moleküllerimin bir arada bulunmasını sağlayan etkileşimimdir. Çözünen çözünen etkileşimi çözünen bu taneciklerinin bir arada bulunmasını sağlayan etkileşimimdir benim. Çözücü çözünen etkileşimi de karışımın oluşması için etkili olan etkileşimimdir. Ben burada bir çözelti oluşturmak istiyorsam çözünenin çözücü içerisinde her yerine eşit olarak yani homojen bir şekilde dağılımını isterim. Bir çözünenin çözücüyle karışabilmesi için üç tür etkileşim benim için önemlidir. Burada bu saydığım etkileşimler, bu etkileşimler olmazsa, burada özellikle üçüncü etkileşim olmazsa benim maddem, buradaki karışımım homojen bir karışım olmaz. Ne olur? Heterojen karışım şeklinde kalır. O yüzden bunların birbirleriyle olan etkileşimi benim için çok önemlidir. Burada çözünmenin gerçekleşebilmesi için ne olması lazım benim baktığım zaman? Çözünmenin gerçekleşmesi için çözücü moleküllerimin arasındaki etkileşimin ayrılması lazım. Çözünen moleküllerimin aralarındaki etkileşimin ayrılması lazım. Ve çözünen moleküllerimin çözücü moleküllerinin aralarına girmesi lazım. Bunlar aralarına girdiği zaman benim çözücü moleküllerim birbirinden ayrılmış olur ve çözünenlerin etrafını çözücüler sarmaya başlar. Ve bu sayede çözünme olayım benim gerçekleşir. Bu gerçekleşirken de çözücü ile çözünen arasında bir etkileşim oluşur. Çözünen ve çözücü moleküllerinin ayrılması için gerekli enerjilerin toplamı çözücünün çözünen tarafından sarılması esnasındaki enerjiden büyükse endotermik, küçükse egzotermik olarak gerçekleşir. Baktığım zaman şimdi ne demiş bana? Çözüneni ayırmak ve çözücüyü ayırmak için, evet burası çözücü olacak. Çözücüyü ve çözüneni ayırmak için gerekli olan enerjilerin toplamları. Ben bunları ayırmak için gerekli olan enerjileri hesapladım, topladım. Burada çözücünün çözünen tarafından sarılması esnasındaki enerjiyle kıyaslıyorum. Eğer çözücüyle çözünenin birbirine karışması esnasındaki enerjiden benim enerjim büyükse endotermik yani ısı alan bir çözünmedir. Eğer küçükse egzotermik yani dışarıya ısı veren bir çözünme gerçekleşir. Çözünme birbirine benzer maddeler arasında gerçekleşir. Bu bizim için çok önemlidir. Birbirinden farklı yapıda olan maddelerde çözünme asla gerçekleşmez.
ya da ben zorlayarak kısmen çözülme gerçekleştirebilirim. Maddeler yapısal olarak polar ve apolar olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Polar ve apolar olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Apolar maddelerin üzerindeki dipol momentleri sıfırdı. Yani sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan, her yerden eşit kuvvetle çekiliyordu. Polar maddelerde ise kutuplu maddeler demek, dipol maddeler demektir. İki kutup içeren maddeler. Bu maddelerde yapısal olarak ikinci türüm benim. Polar ve apolar maddelerim benim. Ancak birbirleriyle bunlar çözünebilir, karışabilirler. Yani polar maddem varsa benim, polar maddem ancak polar bir çözüyle çözünebilir. Apolar maddem varsa, apolar maddem de ancak apolar bir çözüyle çözünebilir. Bunlar polar madde apolar maddede çözünemez veya apolar maddem polar bir çözücüde çözünemezler. Ben bunu zorlaştırarak bir miktar çözebilirim, kısmen çözebilirim. Ama etki ortadan kalktığı anda ayrılma net olarak gerçekleşir. Ben bu kurala ne diyorum? Benzer benzeri çözer. Benim bir de farklı olarak tabii bir maddem daha var, iyonik bir madde. İyonik maddelere baktığım zaman da üzerinde artı eksi yükler bulunan maddelerdir bunlar. İyon içeren maddelerdir. Katyon ve anyon bulunduran. Katyon ve anyon bulunduran maddelerim de benim. Polar çözücülerde çözünebilir. Şimdi örneğimize bakarsak. Karbon tetraklorür. Karbonun etrafında 4 etrafında klor var. Benim bu maddem o yüzden apolar özellik gösterir. Suyum ise polar bir maddedir. O yüzden karbon tetraklorür suda çözünmez. Neyi de çözünebilir? Hidrokarbonlar da çözünebilir. Mesela benzen iyi bir hidrokarbondur. O yüzden benim benzen sıvımda karbon tetraklorürüm çözünebilir. İyonik ve polar maddeler için en iyi çözücü sudur. Suyu ben her yerde istediğim şekilde rahatlıkla kullanabiliyorum. İyonik maddelerdeki katyon ve anyonlar nasıl bir çözünme gerçekleşiyor ona bakacak olursak. Polar madde dediğimde artı kutup var, eksi kutup var. Artı kutupla benim iyonik maddemin anyonu etkileşiyor. Eksi kutupla iyonik maddemin eksi kutupla iyonik maddemin katyonu etkileşiyor ve bu şekilde bir çözünme olayı gerçekleşiyor. Burada gerçekleşen olay aslında elektrostatik çekim kuvvetidir. O yüzden bir çözünme gerçekleşiyor. Katyonlar negatif, anyonlar pozitif uçla etkileşiyor bir kez daha söylersek. Bu şekilde çözünen iyonlar su molekülleri tarafından çevriliyorlar. Çevrildikleri için ve maddem su olduğu için olan olaya ben hidratlaşma diyorum. Su molekülleri tarafından iyonlarımın tamamı çevrilmiş oluyor. İncelediğim zaman. Şimdi burada baktığımda hidrojen klorür. Hidrojen klorürüm benim. H ve Cl'nin birleşmesiyle oluşan bir yapıdır. Evet, buradaki artı fazla. Burayı silelim. H artı ve Cl eksinin birleşmesiyle oluşan bir yapıdır. HCl. Ben suya attığım zaman bu şekilde iyonlarına ayrılır. Amonyak su ile etkileştiği zaman ben baktığımda NH4 ve OH eksinin oluştuğunu görürüm. Bu amonyak ayrı bir durumdur. Su olmadan ortamda iyonlaşmayı gerçekleştirmiyor. O yüzden su mutlaka olması lazım ve iyonlaşması bu şekilde. Karbondioksit bir asidik oksittir. Su ile etkileştiği zaman asit oluşturacak karbonik asit ve karbonik asitim de benim bu şekilde iyonlarına ayrılır. Bu iyonlarına ayrılma bizim için niye önemli? Çünkü benim buradaki çözünen maddelerim eğer iyon içeriyorsa, iyonlaşarak ayrılma gerçekleştiriyorsa bunların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Az veya çok iletmesi benim için önemli değil. Elektrik akımını iletmesi benim için yeterli bir durumdur. Şimdi burada ben şu an çözeltinin tanımını yaptım. Çözeltide çözünen maddelerim var benim tabii doğal olarak. Bu maddeleri nasıl ifade edeceğim? Şimdi onlara bakacak olursak. Derişim ne demektir? Belli miktarda benim bir çözücüm var.
belirli miktardaki çözücüm de çözünen madde miktarına ben derişim derim. Bu derişim için tabii ki benim şartlarım da önemli. Şartlarımı, sıcaklığımı değiştirdiğim zaman çünkü daha fazla madde çözebilir. İlk olarak benim kavramım molarite. Molarite nedir? 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısıdır. Büyük M ile ifade edilir. Çözünen maddenin mol sayısı dediği için birimim ne olacak? Mol, litre dediği için de mol bölü litre. Bu bizim için çok önemli. Ben bunu denge konularının tamamında kullanacağım. O yüzden bunu iyi bilmemiz lazım. Molarite dediğim şey N bölü V'dir. Şimdi sorumuza baktığımız zaman çözeltinin derişimi kaç molardır demiş. İlk olarak molü bulmam lazım. 30.3 bölü 101 dersem buradan çıkan sonucum benim kalsiyum nitratımın molü olur. Hacim 300 mililitre. Tabii bunu litreye çevirmem lazım. 0.3 litre. Daha sonra molarite eşittir N bölü V. N'in burada 0.3 mol. Hacim de 0.3 litre. Burada işlem yaptığım zaman sonucum benim 1 molar çıkar.